Seyirciler, 8 vatan evladının şehit düştüğü o hain saldırıda teröristlerin müttefik silahlarını kullandığı ortaya çıktı. Amerika'nın DEAŞ'la mücadele adı altında PYD'ye verdiği antitank füzesi Kuzey Irak'tan Hakkari'ye sızan hainlere ulaştırılmış ve o kanlı pusuda Mehmetçi'ye doğrultulmuştu. O hain saldırıda 6 asker, 2 korucu şehit oldu. Ardından yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemelerse çok çarpıcıydı. İşte o hain saldırı sonrasında yapılan operasyonlarda bu silahlar ele geçirildi. O silahların içerisinde müttefik silahı da vardı. Amerika yapımı bir anti tank füzesi AT-4. İşte bu silah PYD'ye Suriye'de sözde DEAŞ'la mücadele için yardım amaçlı verildi. Ama PYD o silahı Kuzey Irak'a gönderdi. Hamisi PKK da Türk askerine karşı kullandı. Dökülen her damla kanın faturasını o silahların asıl sahiplerine çıkartacağız. AT-4 anti-tank füzesinden 20 tane ele geçirildi. Her biri 1500 dolar. Yani yaklaşık 30 bin dolarlık bir cephaneden bahsediyoruz. 2100 metre menzili olan bir füze bu. Zırh delici özelliğe sahip. Sadece bu da değil, çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Kalaşnikovlar, RPG'ler, o RPG'lere ait roket atarlar ve termal kameralardan saklanmak için özel üretim şemsiyeler. Kanlı pusu için havanın çok sisli olduğu günü seçmişti hainler. Sis önemli çünkü termal kameralarla tespit edilmeleri mümkün değildi. Görüş mesafesi neredeyse 1 metreydi. İstihbarat alınması için İHA'larda verimli olarak çalışamadı. Çünkü teröristler işte bu düzeneyi kurmuştu. Termal kalkanlar. İşte bu kalkanlardaki kamışlar ve ıslak bez İHA'ların istihbarat almasını engelliyordu. Yani teröristler rahat hareket etti. İçişleri Bakanı Soylu o hain saldırının yapıldığı yerde incelemelerde bulundu. Termal kalkanı anlattı komutan bakana. Şöyle tutuyor bunu, şöyle geliyor. Amerika'nın DEAŞ'la savaşıyor diyerek 3000 tır yardım yaptığı terör örgütü PYD silahları belli ki PKK'ya, Kuzey Irak'a ulaştırıyor. İşte o müttefik silahıyla 8 insanımız şehit düştü. Şimdi Amerika'ya verilecek tepkiyle gelecek yanıt merak konusu.